yavrum benim. Senle bu hayatı yaşamalısın. Gülmezsen, ağlamazsan. Senin bu hayattan ders alamazsın. Gülmezsen, ağlamazsan. Biz bu hayattan ders alamayız. Merhaba. Sevgili seyirciler, izleyiciler, dostlar. Gene bir yüz sözle başlayalım. Doğruyu gördüğü halde ders alamayan, doğrularla yaşayamayan ve yanlışlıklarla eğlenen insanlar ne bedbaht bir insan, ne bedbaht bir varlık. Doğru tek ve gerçek. Doğrunun yanında her şey yanlış. Yanlışlığında ısrar ediyor. İşte en büyük tehlike olan nefis. Nefis, Allah bir ayette en büyük tehlike. Nefsini bilen kendini bilir. En büyük tehlike, şeytan gibi yani. Ve fitne içinde yaşar. Fitne adam öldürmekten kötüdür. Fitne, tanrısız her şey, Allahsız her hareket fitnedir. Yanlıştır. Doğru tektir, o da Allah'tır. Ne bedba. Gerçek, gerçek dışı yaşamak ne kadar kötü, ama bunlar kendilerine oyun ve eğlenceye dalıp nefsinin peşinde giderler. Egolarını tatmin etmeye çalışırlar. İşte bütün mesele bu. Dünyadaki bütün kötülüklerin anası ego. Yalan. Yalan dünya. Gerçek gerçektir. Burası bir rüyadır. Yüzleş. Yüzsüzleşme, yüzleş. Doğru tektir. Ama yalanın yüzlerce yüzü vardır. Her türlü entrika, her türlü yalan, kurgu. Hadi oyna bakalım, oynayabilir misin? Mutlu olamıyorsun. Neden? Çünkü yalan söylüyorsun. Yalanlara inanıyorsun. Yalanların başlasa imamı şeytandır. Vesvese verir. De nefis ve ego. İşte istediğin kadar profesör olsun. İstediğin kadar ilim yapsın. Allah'ı yeterince anlayamıyorsa boş. O zaman anladıysa Allah'ı da neden yalan söylüyorsun? Fitne yapıyorsun. Neden yalan söylüyorsun? Allah'ı anlayan insan yalan söyler mi? Hile yapar mı? Gıybet yapar mı? Kıskanır mı? Allah'a iman ettiysen. Neden kıskanıyorsun? O da bir insan. Ama Allah bunu imtihan için bu kıskançlık duyguyu koymuş herkesin kalbine. Habil'le Kabil'den başlamış. Daha önce de şeytanla Adem'le başlamış. Bu kıskançlık duygularıyla har vurup harman savurmuş. Ve dünyaya gelmiş. Yarış devam edelim.
Bütün mesele işte temiz insan olmak, temiz insan olmak. Bu kötü huylardan arınmak, arınmaya çalışmak. Evet, ben. Sen kimsin ben? Sen kimsin? Herkes kendini bilir. Bilemiyorsa da sen değilsin. Herkes yalanın ne olduğunu bilir. Yalanın kardeşi mübalağa ne olduğunu bilir. Saklama, Allah görüyor. Açık, net, mert olacaksın. Olacağız. Kimseye minnet etmeyeceğiz. Çalışacağız. Bileğimizin hakkıyla, emeğimizle helal para kazanacağız. Okuyacağız. Gözümüzün nuruyla ilim yapacağız. Nurlanacak kalbimiz ilmimizle, doğrulukla, güzel ahlakla. Allah'ı bilmemek bundan daha büyük yalancılık olur mu ya? Yuh be! Yuh be yalancılar size! Haydi bakalım. Allah'ı bilen ise her şeyi kazanır. Kaybetmez. Allah'ı bilmeyen ne kazanmış? Hiçbir şey kazanmaz. Ya. Düşünmek lazım tabii. Allah inancını düşünmek, tanrısal ışığı görmek. Biz oradan geldik, oraya gidiyoruz. Hoşça kalın kardeşlerim.